Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size bugün 5. notadan yapacağım. Gördüğünüz gibi aşağıda çok lazım olan bir şey. Bir mukaddeme yapmak istiyorum. Kalbinde nokta istinat yoksa olaylar içeride şekillenip dışarıda ifade ediliyor. Dış dünyayı, işini, eşini, aşını hiç önemli değil o kadar. Buradaki sorunlar merkezde hal edilememesinden buradaki gözükenler sorun olmuş. Aslında içerisi dışarıya hiç benzemiyor. Oradaki akıl, iç alem, fırtınalar esiyor. Yani nereye benziyor biliyor musunuz? Dünyanın merkezinde mağma tabakası var ya. Yani bin bir çeşit madenler, elementler erimiş. Dışarıya hangisi daha hafifse onu dışarıya fırlatıyor. Ağırlar duruyor. Belirli katmanlara bırakıyor. O kadar 6000 küsür kilometreden çıkan bu. O beden ve ağız gibi düşünün volkanı. Volkanın ağzı. Adam bağırıyor hırçın tahammülsüz. Volkan ağzı gibi. O ağızdan çıkan içerideki kaynamadan haber veriyor. Tamam? İçerideki kaynamadan haber veriyor. Dış dünyanız ister istemez zaten olacak, endişe etme. İçeriği o birbirine girift olan, birbirine giren dalgalar düşünün. Yani iç alem, dış dünya bir şey değil, inanın bana. Dersi şey yapacaktım. Ömrüm kısa, ölümden korkuyor. Dedim ki bunu yapalım. Orada içsel alemde akıl yok. Orada akıl üstü bir sistem çalışıyor. Orada göz yok. Orada kulak yok. Orada irade var. İhtiyar burada. İhtiyar dış dünyada. Efendim abim? Evet, burası. İrade vicdanın bir sıfattır. İrade, zihin, his, latife, raba. Arkadaşlar, ruhlar aleminde kullandığımız Elestu bi rabbikum kalu belada kullanılan takdir, tercih özelliğimiz iradeydi. Dünyada insanlar iradelerini pek kullanamazlar. Kullanmıyorlar. Kullanamaz zaten. Çok azdır. İçiyle dışarıya bakanlar da hastır. Biz ihtiyarımızla hareket ediyoruz. Ustada kulak verelim. Cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Cüz-i ihtiyarı olan cep fenerimi diyor, attığım yere vurdum diyor. Büyük elektrik lambasının düğmesine dokunur gibi diyor, lamba yandı diyor, fener gitti. Fener gidince, diğer lambalar yanınca fener gitti özelliği. O cüz-i ihtiyari insani olan ihtiyar. Biz ihtiyar kullanıyoruz, irade kullanamıyoruz. İrade hiç kaçırmaz şeyi, yanlış yapmaz. Vicdana ait bir sıfattır. Bir de söyleyeyim. Vicdanın içerisi karpuz gibi. En diş kabuğunda irade. Yani dikkat ederseniz böyle bir ders işlerken hem sizin de hem de söylüyorum yani merak ettiğim ben burayı anlayamadım. Veya şöyle bir katkı sağlayacak ciddi olacaksa onu da alırız yani. Yani ezber deyip geçmek istemiyorum. İrade iç alemde deyip geçmiyorum. Bak elimi şey yapıyorum. Vicdan düşünün, karpuz.
Vicdanın içerisinde dört unsur var. Dört tane unsur var. En dış kabuğunda soğan gibi irade var. Gir içeriye. Zihin var. Gir içeriye. His var. Latife-i Rabbani var. İrade vicdani bir sıfattır. Vicdanını kullananlarda vardır. Tamam. İhtiyar ise dış dünyayı tanzim ediyor. Hazır zamana müpteladır. Vazgeçtim. Ya tanımlamaları böyle yerine oturursak tefekkürümüz ve yürümemiz, mana yürümemiz çok kolay olacak. Şimdi orada irade vardır. Orada akıl yoktur. O bizim akıl değil o. Ruhlara demiş. Elestu bi rabbikum. Ruhlara demiş. Ruhlar da demiş ki galu bela. Orada ene kullanılıyor. Köprü oradan başlamış. Sırat köprüsü oradan başlamış. Sırat köprüsü hürriyetin verildiği anda başlamış. Sırat köprüsü haşir meydanı ile cennet arasında hakikatıdır. Sureti ise elestu bi rabbikum denildiği andır köprünün. Çünkü niye? Bunu sana söylenebilmesi için reddetme donanımının olması gerekiyor. Reddetme özelliği olana denilir. Reddetme özelliği olmayana bu teklif edilemez. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki ruhlar aleminden rahm-ı madere, sebavetten gençliğe, ihtiyarlığa, kabre, haşre ve cennete ebede kadar uzanan bir yol var diyor. Bu yolun bütünlüğü Sırat Köprüsü'nün sureti hakikisidir. Hakikati ise haşir meydanından karşıdaki cennete altı olan cehennemin üzerine kurulan bir sistemdir. Köprünün kendisi itikattır, yürüyen ameldir. Köprü buradadır, sureti burada kurulmuştur. Burada geçiyoruz. Şu anda konuşurken Sırat Köprüsü'ndesin. Nünker Mekir de burada. Nasıl? Geliyor açık saçık. Geliyor devlet memurusun bir fırsat. Bakayım ne yapacaksın? Baktı bakmadı. Soru. Geliyor. Çevirdi kafayı. El cevap bakmadı. Kabirde yüzünü okunacak. Böyle bir tarihte böyle bir şey vardı. Reddetmişsin. Aferin. Şunu yapmışsın. Orada yüzüne karşı okunacak. Soru burada soruluyor. Cevap da burada. Sırat Köprüsü de burada. İnşallah yarın yayına giriyor. Bugün öğlende ders yaptık onu. Sırat Köprüsü ta ruhlar aleminde başladı. Şu anda köprü. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Şeriat kılınçtır. Şeriat yani kılınç, sünnet-i amel. Allah Resulü'nün hadisinde şöyle geçiyor. Ali Beytime sağlam yapışan, Sırat Köprüsü'ne sağlam ayağını basmış demektir diyor. Hadis. Tamam. Arkadaşlar içerisi bambaşka. İçerisinde şu karaciğer böbrek değil mi? Ha? Bir tane söyle yazdı. İçerisi diyorsun. Allah aşkına hocam diyor ya. Bu kadar dersini dinledim diyor. Maili atmış. İçerisinde böbrek ve dalaktan başka ne var diyor. Ulan aferin ne hakikaten ya. İnsan girişe diyoruz ya. İnsan donmuş et zannediyor. İnsan donmuş enerji zannediyor. Hiç kağıdın yandığını görmedin mi? Bu kağıdın yandığını görmedin mi? Hiç kağıt beyaz değil mi? Çıkan duman sipsiyah. Siyahın görünüşü beyaz olur mu? Kilosu var, çıkanın kilosu yok. En büyük düşman bunun içinde. Bu nasıl bir dünya ya? Alo alo burası dünya. Gözüktüğü gibi değil hiçbir şey. Sipsiyah, bembeyaz. Ben de anlamadım zaten burayı. Allahsız olmuyor. Olmuyor Allahsız. Orada irade, burada ihtiyar. Devam ediyorum. Fırtınalar orada kopuyor, burada tezahür ediyor. Volkanın ağzından dışarıya fışkıran gibi. Hoparlörlerden çıkan ses gibi. Onu besteleyen veya o dersi yapan insan ne kadar ömür vermiş, böbrek vermiş, ruh vermiş, tefekkür vermiş. Hoparlörden ses çıkıyor. Arkadaşlar, hoparlör insan gibi konuşuyor. Cep telefonu insan gibi konuşuyor ama insan değil. Sen
bu bedenden konuşuyorsun ama sen bu değilsin. Zaten ben bu günahları işlemem de işte bu var ya. Bu var ya. Cep, efendim abi. Bu dünyadaki yaratılış, oradaki kalbelerdeki iradeye mi bakıyor? Onun yansıması mı? Dışa vuruşu. Yani insanların tercihi. Evet. Orada iraden kullanılmış. Abi ben haberim yok. Orada iraden var zaten. Akıl yok ki orada. Ruh konuşuyor. Ruh seviyesine çık, seyret hepsini. Abi hatırlamıyorum. Ya daha geçen yaptığımız dersi hatırlamıyorsun da. Elestu bir rabbikum minas hatırlayacaksın. Geçendeki dersi hatırlamıyoruz. Değil mi? 3 ay önceki ilk cumartesindeki ders konusu neydi Osman? Ben de bilmiyorum ki. Tutuyoruz Elestu Rabbikum meselesini hatırlayacağım. Hatırlamamam olmamasına anne karnındaki çocuk anne rahmine düştüğünü hatırlar mı? Sen kendi ismini bile sen koymamışsın. Anne karnındaki çocuk annesini bilir mi? Annesinin cinsiyetini, nesebini, karakterini, ruhsal yapısını bilir mi? Annesini söylesek, anne desin sen biliyor musun dese inanır mı ya? Ne uyduruyorsun ya? Ne annesi ya o? İki tane ikiz var. Anne de olduğu halde anneyi bilemez. Esma'da olduğumuz halde biz de Allah'ı böyle bilmiyoruz. Son cümlem. Sana sıkıntı olanlar, sıkıntıya sebep olanlar, senin huzuruna nasıl vesile olurlar? Bir daha son cümle Enes. Sana sıkıntı olanlar içtimai hayattaki problemli adamlar, beden hayatım, isteklerim, arzularım. Sana sıkıntı olanlar, sıkıntına sebep olanlar senin huzuruna nasıl vesile olacaklar? Mesela beden. Bugüne kadar çorap ören başıma bunlar. Evet. Şimdi bakın lütfen oraya. Abi bunlara başlamadan çok bir şey sormak isterim. İhtiyar nefse emanet midir? Değildir de dimağa aittir. Ama onu kullanabiliyor, iradeyi kullanamıyor. İradeye dokunamıyor. Çünkü arkada çünkü. Nefs emare bu tarafta, irade arkada. Nefs emarenin kullanabileceği tek bir tane ihtiyardır. İhtiyar bu mu, şu mu, o mu, bu mu? Desen ki buna, ya bunu terk et. Allah diyor ki bunu terk et. Ben sana gaybden cenneti vereceğim. Hayır. İhtiyarın hazıra muptela olduğu için hazırdakileri seçer. Yani cennet değil, Allah kendisini vaat etse, şu günahı terk etme sana kendimi orada vereceğim. Yapma. Mesela bak, bugün Allah vahyetse, peygamber gelse kaç kişimiz yapabiliriz? Ona göre irade demişsin, ihtiyar mı çöz. Bugün vahyetse, Hasan buyur ya Rabbi. Şu anda Allah da biliyor zaten. Garanti cennetin olacak, ben tamam eminim. Şimdi ölecek, ölmek ister misin? Şu anda. Hazır mısın? Kaç kişimiz evet diyebileceğiz? Bir bakın elbette sorun. Şu anda hazır mısın? Şu an saniyede. He? Eğer ne kadar hazırsan irade desin. O kadar kaliten iraden var. İhtiyardaysan ya tamam da yani olur ya. Evdekiler. Ya. Hangisi? Ha şimdi bak. Onu anlatayım bak. Bak şimdi. İhtiyar da olursak hazırlar arasında tercih ediyor. İrade ise iradesi sahibi olan, arkadan bakan, yöneten kendisini. Bu mu şu mu yapar irade. Ayrıyeten şu mu? Kalan gaybı ister. Mevcudu iteler, öteler ve erteler, gayba sahip olur. Bu tarafımız iradedir. Ne kadar günahtan kaçıp Allah'ın rızasını takip ediyorsanız o miktarda iradedesiniz. Takva nispetinde takva dördünü tazamun eder. Takva nedir? Sabaha kadar namaz kılıp gündüz oruç tutmak değildir. Menhiyattan ve günahlardan iştinab etmektir. Tamam? Dün anlatmıştım şey, menhiyat neydi? Tamam? Şimdi geçeyim neyse. Devam ediyoruz. Bir şey demiştiniz. En büyük
günahlar geçeştiğini irade almıyor diye bir derste. Evet. Onun sebebi nedir abi? Yani irade, ihtiyar var da irade almıyor gece demek. Evet, gece karanlıkla irade arasında bir doğru orantılı var. Mesela şu kadar diyeyim. Boks maçları, yani kan üzerine kurulan sporlar gece yapılıyor. Haramların %90'ını gece yapılıyor. Tiyatro oynarken lamba yakıyorlar. Ama lamba yakmaya gerek yok ki, tavanı açsan da güneş girse olmaz mı gündüz? Çünkü gece karanlığı, gece ayrıdır, karanlık ayrıdır. Gece alemdir, karanlık değildir. Karanlık ayrı bir şey, istila eder. Karanlık ihtiyarı selbediyor. Onun için karanlıkta fazla kalmayın, yatın deniliyor. Evet, zulümata sebep oluyor. Hayır, karanlık aklidir, zulümat kalbidir. Yani gece ihtiyar sahibiyiz ya biz. Karanlık var oldukça ihtiyarımız kalkıyor. Çünkü her şey olabilme bir zeminidir orada. Orada sağlam basamazsınız. Dikkat ederseniz gece işleniyor. Gündüz dahi yapılsa o merasim vesaire kapalı yapılıyor ve aydınlatılıyor. Madem aydınlatacaksın, tavandan lamba koy, güneşe şey koy. Olmaz, güneş kaldırıyor ervah habiseyi. Hani her şeyi anlattırmayın bana. Orada ervah habiseyle istila ediliyor. Güneşte ervah habise giremiyor. Çünkü onların gündüzü gecedir. Gecesi gündüzdür. Yani şu anda açıldılar onlar. Akşam namazından sonra açıldı. Allah Resulü akşam olmadan çocuklarınızı alın eve, kapıyı besmeleyle kapatın diyor. Yoksa çocuğunuza ortak olur. Abi ne ortak olacak? Çocuğun hırçın. Laf dinlemez. Bana ne? Ne versen, telefon değil. Zeytinburnu versen doymaz, doyumsuz. Nereden çıktı bu? Şeytani ortak olmadım. Size ben biraz söyledim abi. Akşam özellikle şimdi muhakkak var. Ona şey yapayım. Evet. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh. İyi dinleyin şimdi, bak ne yapmış bize. Acaba hem ruhunda, dura dura gideyim, hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetse de olmuş, azaba düşmüş bir adamın, böyle bir adam düşünün. Görüyor musunuz bak, ruhunda, vicdanında, aklında, kalbinde dehşetli musibetlerle musibetse de olmuş, azaba düşmüş bir adamın. Böyle bir adam düşünün. Cismiyle, zahiri bir surette aldatıcı bir zinet, servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Bak dört tane şey. Ruh, kalp, vicdan, akıl. Böyle buhran geçiriyor. İçsel kaos. Bunu buradan yazdım da. Tamam. Böyle iç dalgalar acayip birbirine girmiş. Hiçbir şey muayyen değil. Her şey olabilir. Bir anda bir his geliyor, pat diye seni astırıyor. Pat diye atıyor dışarıya. Pat diye veriyorsun dümeni, gazı karşıya. Ondan sonra diyorsun ulan ben ne yaptım ya? Tamam. İç bak. Ruhunda aşağı in. Kalbinde. İn aşağıya. Vicdanında. İn aşağı, aklında, musibetse de olmuş. İçi yanan böyle bir adamın cesedine güzel elbise giydiriyoruz. Baklava yediriyoruz. Vallahi böyle bir anları bana Allah yaşattı. Allah kimseye de yaşatmasın. O zatın şahidim olsun, yoksa kafir olurum yalana. Allah'a yalan şahit edilmez. Yani öyle anlarım olmuştur ki, bir mücadele ömür falan geçtiği işte işimizi biliyorsun. Ben 1985-86'da o dönemlerde çok demişim Allah'ım canımı al diye. Çok. Tamam. Ustad da demiş, dinim intihara müsaade etseydi bugün sahi toprak olurdu diyor. Ne anlatacağım biliyor musunuz? Allah biliyor. Kur'an'da da Allah yemin ettiği için yemin ediyorum. Öyle bir haletler yaşıyorsun cehennem numun. Cehennem sana serin olur. Önünde bir baklava mı varmış? Açık saçık mı varmış? Efendim zevkler mi varmış? Hiçbir şey yok. Hayat manasını yitirince
İntihar sen çenek oluyor, karşına dikiliyor. Bu da Müslümana olmadığı için Allah'ım canımı al diyorsun. Allah'ım canımı al demek intihar seçenek olmasından kaynaklanıyor. Müslüman bunu yapamadığı için. Peki ne anlatmaya çalışıyorum buna biliyor musun? Kardeşim, cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir ziynet, gömlek, lüküs bir arabada olsan için kanı alıyor. Bak en lüküs, en basite nasıl giydirilmiş? Ruh cesede giydirilmiş, cesede konmuş. Cesedi de arabaya. Hangisi kıymetli? Bu nasıl mutlu olacak şey şimdi? Ruhu mutlu etmek için ruhtan kıymetli bir şey olması lazım. Ne olur bir tefekkür eder misiniz? Yukarıdan aşağıya geliyorum. Honi gibi. Ruhu koymuş cesede. Ruha bak, cesede bak. Ne kadar korkunç fark. Yani bina ruh, şey insan. Bina insan. Farka bak. Ruh ceset. Tamam. Hatta ceset için ruhun libasıdır demiyor ha. Giydirilmiş de demiyor. Ben söylüyorum, ben uyduruyorum. Ceset ruhun libası değil. Nesidir? Hanesi ve yuvasıdır. Yani binayı sen giydin mi? Gömleği giydin. Bina giymedin ki içindesin. Ha bina gibi. Hanesi ve yuvasıdır. Ruhu koymuş buraya. Daha acayip rezil bir ona göre, ruha göre çok basit. Ondan sonra cesedi de koyuyoruz. Daha basit, cesetten daha basit arabaya. Yatak ata paraya. Şimdi bunlar nasıl memnun olacak arkadaş bunlar ya? Bu basit âliyi nasıl memnun edecek? Yukarıya nasıl çıkacağız ya? Niye bunu gaye yapacağım ki? Abi ne yapacağız ya? Olumsuz mu? Hayır. Kardeşim bunun peşine düşmeyeceğiz. Yapacağız. Adet ilahi olduğu için. Allah bu dünyada kuralı böyle koymuş. Bu da ibadettir. Bu zihniyetten sonra. Yoksa huzuru yatta katta arama ya. Ne olur ya, bir tane örnek vermiştim size. Adam almış, uçmuş. Ne olur bana 3 terapi zaman ayır. Sanki beni doktor zannediyor. Sen para almadığını çok iyi biliyorum. Size dağıttım da vasatı attım, Nur dersini dağıttım yani. Nur dersini de dosyasını attım adam şeyi. İsim vermediği için. Fabrikatör adam. Ben diyor gitmediğim şey kalmadı. İntihar seçenek oldu. Yani intihar şey. Ondan sonra zaten yazdım. Hayat manasını yitirirse intihar seçenek olur diye bir dersim de var ve şey var. O zaman yazdım. Adam ne diyor biliyor musun? Senin diyor madde ile işin olmadığını ben dedi. Tanımıyorum seni ama videondan anlıyorum. Ama senin bana göstereceğin yere aynısını söylüyorum. Bir şey anlatmak için. İstediğin kadar yardım edeceğim. Beni kurtar diyor. Şimdi ben ne diyeceğim biliyor musun? Para ile varamadığına ben parasız vardım. Ben o vardığımı paraya, parayı gaye yapar mıyım ona? Bak, para ile varamadığına ben parasız vardım. Yatsız, katsız, arabasız vardım. Şimdi ben o vardığım neticeyi aldım. Şimdi onunla ben yatı katıp hedef yapar mıyım? Aptal mı? Dedim ki cumartesi dersi gel herkes gibi, özel isteme. Ondan sonra dersten sonra ilgilenirim. Çok sıkıntım varsa, ip istak olduğum halde ben yukarıya, çok şey varsa gel kardeş yukarıda biraz daha meşgul olurum. Ama gel. Ama fodul oldun mu böyle, özel istedin mi olmuyor. Bir katıl. Gayem şuydu. Senin indirmek değil, bu atmosferi teneffüs et. Bunu CD'de dinlemeye benzemez bu atmosfer. O sirayet olmaz, bilgi olur. Geldi mi abi? Gelmedi. Ya buradan vazgeçemedi ya da maalesef. Evet. Bak değil. Ya gelemedi, inan ya gitti. Çünkü öyle bir şeyler yazmıştı. Ne yapalım? Şimdi ruhuyla, tamam mı? Bak ruh, in aşağıya. Kalp, in aşağıya. Vicdan, akıl. Tamam mı? Böyle bir azap çekmiş bunu. Cesetle. Oo, binaya bak ya, yatı var ormanın içinde. Ya, ruhum cehennem içinde ya. Cehennem ahirettedir. Cehennemin cehennemi buradadır. Ustad diyor 741 sözlerde. Ben uydurmuyorum. Cehennemin cehennemi buradadır. Cehennem oradadır. Cismiyle zahir bir surette aldatıcı bir ziynet, servet içinde bulunması ile saadeti mümkün olabilir mi?
Ona Mesut denilebilir mi? Mesut denilir, ha bu adama denilir. İsmi Mesut. Olamadım. Bisut. Aya görmüyor musun ki? Hiç mi etrafta görmüyorsunuz komşularınızı? Bir adamın cüzi bir emirden meyus olması. Hastalık, parasızlık, bir kanser, özürlü çocuğun olması. Ne bileyim, ummadığın bir şeyden ihanet, cüzi bir emirde meyus olması. Meyus oluyorsun. Yok musun ya adlı ilahi? Yok musun ya Rahman? Ne kadar korkunç tabirler. Bak, görmüyor musun ki cüzi bir emirden, yani istediğin gibi. Kardeşim, senin istediklerin olmayacak burada. Ona niye inanmıyorsun? Senin isteklerin onun isteğine ne kadar yakın olursa o kadar mutlu olursun. Sen isteklerini burada arama. İsteklerini ötelemeyi ve ertelemeyi bil orada. Her istediğin orada olacak. Burada isteğe tabi olursan, istediklerin değil, istenileni isteyeceksin. İstenileni isteyeceksin. Sahada istediğin gibi top oynayamazsın. Orada penaltı var, faul var, bilmem ne var. O sana tanzim edilen kurallar içinde kuralın olacak. Oyun içinde oyunun olacak. Oyunu sen kurmayacaksın. Bu topta bile adam, benim emsalim insan. Ama bir dakika. Sen diyor musun, kuralı ben koyarım? Hayır. Ben kuralı koyarım, sen oynarsın. Yoksa çık dışarıya. İsteklerimiz isteğine ne kadar yakın olursa o kadar rahat oluruz. Kısacası elime bakın. Ahiret, iman ettiğiniz ahiret. Bak, bak buraya. İman ettiğiniz ahiret. Maziniz, yaşadığınız mazi, inandığınız ahiretle ne kadar farklı ise o kadar sıkıntı çekiyorsunuz. Çekiyoruz. O kadar panik atak ve buhran geçiriyoruz. Bir daha. İman ettiğiniz ahiret, iman ettiğimiz ahiretle yaşadığımız mazi, ortada biziz. Bakıyoruz ona, iman ettiğimize bakıyoruz. O arasındaki açı kadar sıkıntı çekiyoruz. Dalgalı var. Dalga. Arkadaşlar, köprü ruhlar aleminde kuruldu. Cennette son bulacak. Şu anda köprünün üzerindeyiz. Kıldan incedir itikat. Kılıçtan keskindir adab, edep, sünnet-i seniye. Orada yürüyoruz. Yürüyoruz kardeşim. Gece gündüz yürüyoruz. Ne olur sırattayız Allah aşkına. Dereyi geçerken at değiştirme. Çünkü sel alır seni. Ecdadımız demiş onu. Sırattayız kardeş, sıratta. Köprü çeşitlerini okuyacaktım. Ne kadar köprü çeşitleri var bir görsen ya. Bir parçasını şey yapayım mı? Görünüşünü buldunuz mu? He? Çift yönlü. Gidip gelişimi. Sen Laz mısın? Hiç düşünmedim ömrümde. Gidişti gelişti. Abi Cebrail'in gelip de oku diye Peygamberimizin yanına geldiği zaman o belki gelişten gelmedi mi yani? Allah Allah. He? Evet, tuhaf. Bu tamam, doğru. Sorulabiliyorsa demek ki öyle bir şey var ki çıkarttırıyor Allah. Abi gitmeye gidilir de dönüşümez. Ya bu aman dönmeyiz kardeşim. Zaten gidene kadar canım çıktı. Ben dönmem vallahi bir daha ahirete gidersem. Dönmem kardeşim bu imtihana. Bak, ustad diyor ki bir senelik ihtiyarlığımı evet. Dönmemiş. Ola peygamber dönmemiş de ben döner miyim? Ben mesela tekrar bu ruhumla şu andaki şeyle 16'ya bu şeyle olur musun? Olmam. Ben o imtihanları bir de geçirmem. Tahammülüm yok artık. Ne psikoloji müsait ne düşüncem. Artık tahammül yok yani. Yapamam. Dönmem yani. Dönemem çünkü. İdris Aleyhisselam gelmemiş. Ben döneceğim. Ya Rabbi. Burası dünya. İnsan olmak da çok güzel diyor. Ne güzel bir laf etti değil mi? Allah Allah. Vay be.
İnsan olmak et yığınağı değil. O kurbanda derin dondurucuya koyuyoruz. Fakir fukaraya vermediğimiz için. Bir tanesine dedim ki, ya dedim, o virüs falan çıkarttı da, tavuk vardı dedim, ne oldu? Kasan kardeş dedi, derin dondurucuya koyduk. E tamam çıkar da işte yani, yani pilav bir şey yapacaktı. Yani, derin dondurucuya koyduk dedi, derin. Sonra şu düşüncem geldi. Et 36,5 derecede et kokmaz mı? E 36,5 derecede sıcaklık var. Ben niye kokmuyorum diye düşündüm. Köprüleri okuyayım size. Köprü ise hayat yoludur. O köprü ise kavalimizdir. Ne çalıyorsun? Kaval. Köprü zekattır. Köprü inkılapların cinslerine göre değişir. Uyku alemi, alemi yakaza ile alemi insan arasında bir köprü olduğu gibi. Ama haşirde köprü bir değil, bir değildir. Belki ondan çok azim ve pek büyük inkılaplar mündemiş olduğundan elbette cisri köprüsü dahi en acip ve eğri büğrü ve gayet garip bir şey olacaktır. Büyük Mesnevi 463-466. Başka 8. 8. köprü çeşidimiz. O yolculuk ise alem-i ervahtan, rahm-ı maderden, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçer ebedül abad tarafına bir yolculuktur. O son köprü ne abi? Haşirden köprüden bir şey daha var. Köprü izah ederken aklıma geldi. Dur, dur orada. 9. O geniş dünyan kabirden daha dar. Dünya var ya, dünya bitti. Her şey bitti. O dünya acayip olur ya, hepten o geniş zannettiğin dünya kabirden daha dar, köprüden daha müsaadesizdir. Lemanlar 137. Üzerimize giydirilenlerden soyunmak. Köprüler bunlar. 469 Büyük Mesnevi. Uyku alemi yakaza ile alemi insan arasında bir köprüdür. Berzah dünya ile ahiret arasında ayrı bir köprüdür. Allah Allah, bu ne biçim köprüler? 13. Misal alemi misal ile alemi ruhani arasında bir köprüdür. 14. Hem bahar dahi kış ile yaz ortasında bir köprüdür. Nasıl köprüyse. Yukarıdakileri toplarsam alemi yakaza, alemi misal arasında uyku köprü, dünya ile ahiret arasında berzah köprü, alemi cismani ile alemi ruhani arasında misal köprü, kış ile yaz arasında bahar köprü. Kıyamette ise inkılap bir değildir. Köprü inkılaptır. İnkılap demek çekirdek ağaç, yumurta tavuk. Pek çok büyük inkılaplar olacağından köprüsü de garip, acip olması lazım gelir. Öyle yürüdüğümüz o Osmanlı köprüsü değil. 15. O köprünün altında pek derin dere var. Lema Sözler 313. O bildiğimizden biliyoruz ya orayı. 16. O köprünün altına baktım. Gayet derin bir uçurum görüyorum zannettim. Başka. 17. Hatta önündeki köprünün başında ve etrafında öyle müthiş ejderhalar, aslanlar, canavarlar göründü ki keşke bu cep fenerim olmasaydı bu dehşetleri görmeseydim. Ejderha neresiydi? 8. sözde kuyunun altında. Aslan kuyunun üstünde. Canavar da o güzel bahçede ahbaplarını canavar görmesi. Ne yaptık? Bak köprü. Köprüde nasıl geçti? Tılsımı gördü, köprü değişti. Ata inkılap etti. Cep fenerini attım. 18. O köprünün üstü kapalı pencereliydi. Pencerelere bak. Pencereler görüyor musun? Pencere. O köprünün üstü kapalı ve pencereliydi. Ustad neler yapıyorsun? 82 mektubat deli et diyorsun. 19. Bir hal bir hale veya bir alem diğer bir aleme değişmekle iki tarafa ortasına manevi bir dere açılır ki, dereyi soruyordunuz. O taraftan
Şey, bu taraftan o tarafa, bu alemden o aleme geçmek için her iki alemine münasebettar bir köprünün o dere üstünde uzatılmış olması lazımdır. Büyük Mesnevi 469. O taraf bu taraf. O taraf bu taraf. 20. İster istemez üstünden geçilecek sırat köprüsüdür. Nedir? Nur ve burak olacak namaz. Namaza bak, köprüye bak, namaz. Nur ve burak olan namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Köprüdür. Enes, anladın mı kardeşim? Köprü. Kılıçtan keskin, kıldan ince. Abi 8. sözde o aslan, aslan canavar ve ejderha. İmanlı insana bir binek oluyor. Köprü 3 tanedir. Aslan, ejderha, canavar. Aslan at olacak. Ejderha şey olacak, ne olacak? Yol gösteren. Kapı olacak. Canavar da canavar zannettik birbirimizi. Karını canavar zannettin. Allah Allah. Karın canavardı. Komşun canavar. Meğer o da insanmış ya. Hani bir bardak suda boğacaktın ya. Allah belanı versin diyordun ya. Meğer o da insanmış. Ha, canavar değilmiş ya. Hani var ya 8. sözde. Aa, sana köprü. 8. söz köprü. 225. Mesnevi Nuriye'de köprüler çeşitlidir diyor ustad. Mesnevi yani köprü diyor. 313 sözler. Bir iki dağ arasında köprü vardı diyor. Ben de köprünün ortasındaydım diyor. Sırat köprüsü. Bunlar köprü. Sırat ise Elestu bi Rabbikum denildiği andan ta 2 ay tamamlanacak. 2 ay. 4. sözde 2 ay ya. 2 ay sonra has çiftlik var. Köprü. En büyük köprü Hasan abi namazsız ezanla ezansız namaz arasındaki köprü. Kafamı karıştırdı. Namazsız ezanla ezansız namaz arasındaki köprü dedi. Ne dedin ya burada? Doğduğunuz zaman isim kulağınızda okunuyor. Doğdunuz. Öldüğünüz zaman Esselatu vesselam aleyküm. Ama kendisi kılmıyor değil. Selasız namaz. Evet, ondan sonra o ikisinin arasındaki en büyük köprü. Evet, en büyük. Orası genişti. Allah Allah. Ama korkmayın. 17. sözde ustad köprüyü kurmuş sana da. 17. sözde sana da kurmuş, bana da kurmuş. Hepimize yeter o köprü. Bak, takip ettiğimiz, izini takip ettiğimiz zat diyor. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mefte ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Horon oynayasın geliyor adama. Ejder ağzı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ah baba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Kabir için diyor, devam ediyor. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet almam. Eyvah diyerek kaçmıyorum. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım, zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan haşi işitip kalkacağım. Mahşer ekmenden çekilmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. İsrafil'in ezanını, İsrafil neymiş? Sur okuyacak diye, sur. İsrafil'in ezanını fecr-i haşirde işitip Allahu Ekber diyerek kalkacağım. Salat-ı Kübra'dan çekilmem. Salat-ı Kübra. Büyük namaz. Köprü. Namaz biraz önce köprü okuduk ya. Köprü. Mecmua-i Ekber'den çekinmem. Allahu Ekber diyerek ezan aşı işitip kalkacağım. Mahşer-i Ekber'den çekinmem. Mescid-i Azam'dan çekinmem. Lütfu yazdan nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım. Arş-ı Rahman ziline uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah. Abim bir de inşallah. Takip ediyoruz ya be kardeşim. Ustad mı? Niye ustad? Usta olduğu için. İnşaatlar yapana usta. Çok meleke sahibi olursa ustad olur. Niçin biliyor musun? Ustadlar bina yapmaz. Bina yapanları yapar.
Ustalar bina yapar. Ustadlar bina yapanları yapar. Devam. Elhamdülillah. Devamımız var be kardeşim. Devası olmayanlar korksun. Orada da devam edecek. Orada da nurculuksuz yapamayız ki. Ne yapacağız ki orada? Kabirde ne yapacağız? Dershane var. Abi bir şey daha. Deme, tamam. Çok güzel. Çok tamam. Güzel. Ben böyle bir şeyi böyle bonkörce kullanırken babam bana demişti ki senin baban işte filanca kendisini kastederek. Benim babam garibanın tekiydi. Şimdi Allah'a şükür olsun bizim bir Hasan abimiz var. Siz ne yapacaksınız onu bilmiyorum. Benim de ustadım var. Benimkisi daha kaliteli. Gene. Peki. Cüzi bir emirde meyus olması değil mi? En ufak bir şey. Ayağımıza bir şey battı, bir şey çıktı. Aha et aldılar, tamam mı? İhtimaldir kanser, dünya bitti ya. Böyle bir şey olur mu ya? Bu vücut senin miydi ki ya? Böyle yapma kardeşim ya. Cüzi bir emirde meyus olması, vehmi bir emelden ümidi kesilmesi. Vehmi bir emel. Ya bir okulu kastetmiştik, doktor olacaktık, bilmem ne olacaktık, tamam mı? Şu olacaktı, bu okul olacaktık. Doğru mu? Yok. Bu Hasan da karalamış çocukların boya çizer gibi ya. Bunu ne biçim yapmışsın Hasan? Bak buradan alayım. Cüzi bir emirde meyus olması ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi. Vehmi ya vehmi. Bir şey hayal etmiştik. Yok. Ümidi kesiliyor, dünyası bitiyor. Mesela var ya bir tanesi. Abi beni terk etti. Ulan senin yanında değildi ki terk etsin ya. Sen uyduruyorsun senin yanında. Hani var ya abi kız beni. Ulan ne zaman senin yanındaydı ki o? Ne zaman senindi ki? Senin kafanda vardı o. O hariçte yoktu ki. Vehmi bir. Vehmi ya. Abi ya kaçırdık bu arsayı. Lan senin değildi ki. Neyi kaçırdın? Kaçması için senin olman gerekiyordu. Ne uyduruyorsun? Olmayan kolun kaşınması gibi. Gibi. Hakikaten bacası karıştırmış. He? Hakikaten bacası karıştırmış. Acayip bir şey ya. Deli olacağım ya. Ben. Sizden alakası yok. Bana da böyle yapıyor bu şey ya. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Savaşıyoruz bu adamla. Onun için bundan sonra baklavayı kim istiyor sor. Ulan kim istiyor de. Sen mi istiyorsun ben mi? Bak diyecek kendine al. Sen mi istiyorsun ben mi? Benim nefsim, benim ruhum, ben diyorsun. Ulan kim istiyor? Bu istiyor. Vehmi bir emelden ümidi kesilmesi bana ne diyor biliyor musun şu anda? Aa bak aynen söyleyeyim size. Bu kürsüden indikten sonra sorarım sana diyor. Emniyetsiz bir işten inkısarı hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahametinle kalbinin en derin köşelerinde yani halbuki senin kötülüklerin var ya yaptıklarımız kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen, iyi dinle ne olur bak. Halbuki senin kötü hayatınla, kötü işleri yapmanla, kalbinin en derin köşelerinde, ruhunun ta esasında yaptığın kötülüklerle dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtaya uğrayan, bütün emelleri, emel neydi? İstekleri değil mi? Yok ama var yapmış. Türlü emel yani. Bütün emelleri inkıtağa uğrayan ve bütün elemleri ondan neşet eden, bak bütün elemleri, bütün sıkıntıları nerede neşet ediyormuş? Kurguladığımız dünyaya varamamaktan. Elemlerimiz bu. Mevcuda kanaat etmemekte. Bak kurguladığımız kurduğumuz bir dünya var. Hanımı böyle isterim, çocuğu böyle isterim, işi böyle isterim, sağlığı böyle isterim, ömrü böyle isterim. İyi, başka isteğin var mı radiyallahu anh? Tamam, kurguladığın bir dünya var. Oysa mal sahibi o. Bir de bakalım o ne istiyor sormuyoruz kendimiz yani. Bu sefer kurguladığımız dünyaya olmamasından bütün elemleri ondan neşet eden, bir çare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Bir çare insana hangi saadeti temin ediyorsun?
Yani kurguladığından çıkartamıyorsun ki, hala kurguladı dünyada. Lan bir realiteye gelsene ya, gerçek dünya ile yüzleşsene ya. Hayatın gerçek yüzü var ya. Bırak şimdi, sokakta görürsünüz bak, kurguladığı dünyaya bak. Bugün mesela bir yerde gördüm. Hayır diyor, sana kaç defa söyledim. Ben aynı duyduğumu söylüyorum. Hayır, ondan sonra geçtim. Ondan sonra ne yaptı bilmiyorum. Ondan sonra yandan geçiyordum. Kaç defa dedim ya dedi. Bak, beni görmüyor. Ona kaç defa dedim. Herhalde kulaklığı var dedim. Yok. Kulaklık yok, telefon yok. Kaç defa dedim sana ya. O, Allah Allah. Çok dedim ya. Bu kadar. Ondan sonra dedim ben. Kim var orada? Kimler var? Kimler gelmiş? Birileri var ama. Kurguladığı bir dünya var. Tamam. Koymuş karşısına. Mesela veya kız odaya geçmiş, televizyonu açmış, internet mesaj. Aa! Hayaline ehli dalalet zındık, zındıklar hapsediyor. En büyük hapishane hayaldir, tasavvurdur. Kızların hayaldir, erkeklerin düşünceleridir. Cehennemi. Hayale sokuyor. Kızım! Gelsene ya, sofrayı kuracaksın, baban geliyor. Anne ya! Hocam kızım çok agresif. Ne azip ricazam, odada kraliçeydi. Sen şimdi hizmetçi yapıyorsun. Sofra kur diyorsun. O seyrederken kraldı. Oho, emrediyordu, arabaları vardı. Filmin içine kendisi girdi. Film oynamıyor ki, kendisi oynuyor. Hisleri oynuyor. Kaptırmış böyle, kral olmuş, kraliçe olmuş, emrediyor, emrediyor, emrediyor. Aynı oldu. Tembih var yani, böyle tembih mi iyi söyleyemiyorum. Bilgisayardan, Almanya'dan gelmiş adam bana şifre ID'yi söyle dedi. Şifreyi söyle. İki bilgisayar bir oradan tamir ediyor. İkisi bir ya. Ha, film ne o? Hissiyat da Temviva gibi. İçine girmiş aynı. Oynamıyor. Ben oynuyorum. Kraliçe oldum mu? Anne de diyor ki bu kraliçeydim, emrediyordum arabalar. O kızım sofra sersene. Ulan şimdi oradan nasıl ineyim kraliçeden? Kraldım. Oraya nasıl ineyim? Ne kadar yüksekteysem hayalde o kadar aşağıya ses getirir. Ya? Yine terkler geldi. Yani buradan oraya nasıl ineceksin? Delikanlı ise tasavvurlar daha çok işliyor. Düşünceler. Kaç defa dedim ya sana diye. Olmaz mı lan? Kurgula. Ah ulan ah, terk etti beni, batsın bu dünya. Kim terk etti? Yoktu ki zaten. Kurguladığın bir dünya ya. Orada hiç kimse yoktu ki. Hakiki yoktu. Sen koydun onları. Tavşan dağa küsmüştü, dağın haberi yok. Adam köye bağırıyor. Cevap yok. Çünkü köyde kimse yok. Sonra bağırıyor. Köyde bana niye cevap yok? Onun kimse yok ki. Yok. Acayip ya. İnsanız ha, hep biz. Onun için insan kalitelidir. Sığırın böyle derdi yok ha. Batsın bu dünya diyen sığır gördünüz mü? Gene kurban geliyor. Batsın bu dünya. Diyor mu? Duymadık. Allah Allah. Seviyorum ya. Gezdiriyorsun bizi ustad. Ustadsın. Usta değilsin. İnşaat yapmıyorsun. İnşaatları yapanları yapıyorsun. Kaliteli adam. Bütün elemleri bak buradan bak. Bütün elemleri ondan neşet eden. Görüyor musunuz? Elemler nereden neşet ediyor? Kurguladığı dünyayla yaşadığı dünya arasındaki ara boşluk. Oradan neşet eden bir çare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba zail, yalancı bir cennette cismi bulunan, iyi dinleyin bak, yatta katta da şimdi, ben de gördüm ya, Almanya'da vesaire. Şimdi veya adam fabrikatör veya bir yerde, villasında bak. Yalancı, zail, yalancı bir cennette cismi bulunan, koydu. Her taraf altın. Oturdu sandalye altı her taraf. Fakat kalbi, ruhu cehennemde azap çeken bir insana nasıl mesut denilebilir? Denilebilir mi? İşte sen bir çare beşeri böyle baştan çıkarttın. O asın felsefesi, asın dayatmalarına diyor. Yalancı bir cennet içinde, hihihi yalandan, Mercedes'in içinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Kimi tutarsan tut, cehennem fışkırmış.
Arapların yaptığı gibi. Su çıkartayım diye bir vuruyorlar, petrol çıkıyor. Baba gene petrol diyor. Tamam. Kimi çıkarsan çık, gözünü kapat, seçmece yapma. Tuttuğun cehennem fışkırıyor. Başta ben. Ey beşeri nefse maresi, bu temsile bak. Beşeri nereye sevk ediyor, sevk ettiğini bil. Mesela bizim önümüzde iki yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki her adım başında bir çare aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasp ederek kulübecini, yani cesedini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Demek ki sen takip ediyorsun. Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasp ederek kulübecini harap ediyorlar. Bazen de yaralıyorlar. Öyle bir tarzda ki acınacak haline sema alıyor. Nereye bakılsa hal bu minval üzere gidiyor. O yolda işitilen sesler zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan umumi bir matem o yolu kaplıyor. İnsan İnsaniyet cihetiyle gayrın elemiyle müteellim olduğundan, bak çocuğundan, kızından, akrabası hasta, kendisi de hasta. Moralı bozuk, onu da bozuk. Sığırı burada kesin, burada otlar ötekisi. Senin kızın dişi ağrıyor odada, sabaha yatamazsın. Yat da göreyim ha. Öyle değil mi arkadaşlar? Ha, insan isen, çünkü insan insansız insanlaşamaz. İnsan insansız insanlaşamaz. Çünkü cahilliğini ondan öğreniyor. Cahil ise cahilliğini bilemez. Cahilliğini bilen alim olur. İnsan insaniyet cihetiyle gayrın elemiyle müterim olduğundan hadsiz bir eleme giriftar oluyor. Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur. Ne yapacak? Ya insaniyetten tecerrüt edip ya batsın ya böyle insanlık olur. İnsanlıktan çıkıyor, tecerrüt edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu mütesir etmesin. Veyahut kalp ve aklın muktezasını iptal etsin. Ey sefahat ve dalalette bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruhu beşere, Deccal gibi bir tek... Tamam. Şuraya kadar, tamam. İkinci yola kadar bitirdim. Ey sefahat ve dalalette bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan ile ruh beşere cehennemi haleti hediye ettin. Sonra anladın ki bu yol Avrupa, dünya şu anda yanıyor arkadaşlar. Bu öyle ilaçsız bir illettir ki şu anda dünyada ortalama, dünyayı söylüyorum genel. İstatistik bana, devlet arşivinde bana verenler, bu işte uzmanlar. Dünya üzerinde ortalama ruhsal hastalıkların, kullanılan ilaçların dünya üzerinde söyleyeyim %17'ymiş. Dünya. Afrika'da dahil. Afrika düşürüyor onu. Yani İskandinav ve Avrupa'da %60'ların üzerinde. %71 arasında oynuyor. Amerika'da %70'in üzerinde oynuyor. O oranı düşüren Afrika'ymış. O nom 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 horon oynayanlar var ya, onlarda depresyon yok. Panik yok çünkü, panik için. Ha? Türkiye'de 25 milyon insan koronaymış. 25 milyon. Ne dedi? Ruh beşere cehennemi haleti hediye ettin. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir. Bak, bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı alayiliğinden esveli safiline atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilaç nedir? Muvakkaten iptali his hizmeti gören cazibedar oyuncakların ve uyutucu hevesat
ve fantaziyelerindir. Haberler, diziler, efendim cep telefonları, oyunlar, aynen. İptal his. Hissini iptal eden nedir? Onun içini neyle dolduracaksın? Bak söyleyeyim sana. İptal his şu. Seni Allah'tan ve ahiretten, davandan ve ruhundan, kendinle meşgul olmaktan uzaklaştıran her şey senin iptal hissindir, iğnendir. Uyuşturucunu vurur ya doktor dişi yaparken, ameliyat yaparken uyuşturuyor ya. Seni uyuşturan nedir biliyor musun? Ne seni ruhundan, davandan, aklından, kalbinden uzaklaştıran bir ne varsa o senin cazibedar oyuncakların, uyutucu hevesatın, fantaziyelerindir. Senin bu ilacın senin başını yesin ve yiyecek. İşte beşere açtığın yol ve verdiğin saadet bu misale benzer diye devam ediyor. Peki arkadaşlar. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbel alemin. Ya Erhamer Rahimin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet ve hatırına hatim duası mı var? He. O zaman hatim duası varsa hemen Kur'an'ı vereyim, hemen bir Kur'an yapalım. Ver oradan Kur'an'ı. 30. cüzü ver veya. Hiç böyle benim tasarladığım olmasın. Orada 30. cüzü çıkar hemen. Tamam. Aa, verdim bakayım. Aa, vermiş. Estağfurullah. Estağfurullah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetinil muttakin. Vela udvane ila nevzalimin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. واهدينا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وعفو عنا يا كريم وعفو عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم زين بزينة القرآن وإكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وألبسنا من خلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيا وعلى صراط النورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى خيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيغ وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم أباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلية يا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
Ve ila ruhi ustazina Saiden Nursi radiyallahu an ve ervahi cemi tulabihi ve ihvanihi ve ila ervahi abaina ve ummahatina ve ihvanina ve ahavatina ve evladina ve ekribaina ve ahibbaina ve istikaina ve esatizina ve meşayihina ve limen kâne lehu hakku aleyna وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات